Süper Lig Panorama'ya hoş geldiniz. Artık transfer ifadesini kaldırdık hocam, rafa kaldırdık. Yani inşallah resmi olarak da ay sonunu bekliyorum. Hayırlısıyla aynen. Bir kaldıralım, hepimiz bir rahatlayalım. Ama hani sezon başlıyor. Biz bu videoyu çektiğimiz dakikalarda cuma öğleden sonra, siz izlediğiniz dakikalarda muhtemelen cuma akşam olacak. Aynen öyle. Bugün lig başlıyor hocam. Öncelikle genel bir değerlendirme alayım senden. Yani tüm takımlar için söylüyorum. Mutlaka. Ve transfer dönemi sence nasıl geçti? Yani şunu söyleyelim, öncelikle tabii ki yeni sezon bütün takımlarımıza hayırlı olsun. Yeni federasyon, yeni MHK. Gerçi biz yenilere hep alışkınız ama içinde birçok eskiyi barındıran yeniler de var. Aynı federasyon ve MHK'de zaten bu kıvamda. Oyunculara işin tabii saha içi kısmına geldiğimiz yardımcı aktörlerimiz, esas aktörler saha içindeki oyuncular tabii ki, hakemler, bu oyunun aktörleri. Transfer dönemine baktığımız zaman yine sıfırdan yenilenen, yapılanan işte büyük takımlar, transferde hareketli olanlar, transferde az hareketli olanlar, transferde ölü taklidi yapanlar. Bu kavramları bu transfer dönemi boyunca çok kullandık. Hı hı. Ama şunu söyleyelim, hazır olan var mı? Evet. Yani asıl ben soru, lige hazırım diyen var mı? Bence bunu söyleyen kocaman bir yalan söyler. Daha hazır olanlar var, orta şiddette hazır olanlar var, hiç hazır olmayanlar var. Bunların müsabakaları an itibariyle bugün başlayacak. Yani Denizli Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ve yeni MHK'nin yeni stratejisi genç, düdük çalmakta çok fazla tecrübe yaşamamış hakemleri ilk hafta maçlara atadılar. Umarım altından kalkarlar, başarılı olurlar. Umarım değişen kurallara biz izleyiciler, spor severler, hatta bu işin esas unsurları futbolcular da bilerek ve öğrenerek başlarlar inşallah diyorum lige. Çünkü değişen birçok kurallar oldu. İnşallah keyifli geçer ama transfer sezonuna gelince sanki Trabzonspor'a bakıyorum. Dün akşamki karşılaşmayı da izledim. Biraz daha lige hazır gibi gözüküyor. Oturmuş bir kadrosu var, daha erken açtılar. Başakşehir'e bakıyorum. Evet, kupadan İsrailli hakemin çok kötü bir yönetimiyle ilk maçta turu kaybettik gibi gözüküyor ama hep seninle konuştuk. Fizik kalitesi yükselen, eksikleri var. Yükselen bir takım olarak göze çarpıyor. Ama tabii ki izleyicilerimizin merak ettiği Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta işler nasıl gidiyor dediğin zaman Fenerbahçe'de işlerin çok iyi gittiğini söylemeyeceğim an itibariyle. Çünkü Fenerbahçe belki de üç büyükler diye adlandırdığımız takımlar içinde bence lige henüz en az hazır olan takım olduğunu söyleyebilirim. Eksikleri çok fazla. Yeni gelenlerin performans eşiğinin çok zirve yaptığını söyleyemem. Takımdaki uyum ve bazı pozisyonlardaki eksiklikler Fenerbahçe'nin Gazişehir karşısında, pazartesi oynayacağı karşılaşmada handikap gibi duruyor. Şunu söyleyebilirim. Şu andaki mevcut kadrosuyla hiçbir oyuncu transfer etmese de Gazişehir'i geçebilir. Ama ikinci ve üçüncü hafta için eğer kadrosuna gerekli takviyeleri yapmazsa Fenerbahçeli taraftarlar için geçen sene gibi kabus devam eder. Peki çok iyi başlamıştı Fenerbahçe transfer sezonuna. Hatta Vedat Muriç transferinden sonra bayağı da Rodriguez, Max Kruse. Sonra sizce ne oldu da hocam Fenerbahçe frene bastı? Ben Fenerbahçe'de frene basmanın tabii işin ekonomik kısmını çok net bilmemiz kolay değil. Ama başkanın ve yönetim kurulunun açıklamalarına bakarsan her kulüpte olduğu gibi, hatta biraz daha sanki Fenerbahçe'de daha ağır yaşanıyormuş gibi bu ekonomik sıkıntılar. Bu etkendir. Ama ben şunu söylüyorum, ben Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok planlı gittiğini düşünmüyorum. A ve planı, B planı, C planı olması gerekirken A planında bazılarını harekete geçiren, transferleri çabuk bitiren ama B ve C'yi devreye sokmakta çok geciken bir Fenerbahçe var. Bu nedenle de kadro planlaması, kadro mühendisliği, adına ne derseniz deyin, halen Fenerbahçe'de geçen yıldan kaldığı yerden devam ettiğini Peki, düşünüyorum. Peki bir telaş mı var sence Fenerbahçe? Var. Bundan sonra yapılacak transferlerin umarım Fenerbahçe adına panik transferi olmaz. Çünkü yapılan her panik transferi hem ülke futboluna hem de yapılan transfer yapılan takımımıza adı ne olursa olsun çok iyi yansımaktadır. Adını hepimiz biliyoruz. Yani şimdi Kolarov transferinden bahsediliyor. Bilmiyorum akışını bozdu mu? Fenerbahçe'den girdik ama Kolarov transferinden bahsediliyor. Alternatifi kim? Olmazsa Kolarov diye hiç basına sızan bir isim duydun mu? Yok. Veya işte şu olur, bu olur, olmazsa işte Hasan Ali oraya devşiyor. Umut Meraş dendi. Umut Meraş da biliyorsun satışını Bursaspor gerçekleştirdi. Gitti.
İyi bir isimdi belki, alternatif olabilirdi. Ama Zanka'nın transferinden sonra Fenerbahçe'de yine fiş çekildi gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin, ne söylüyorum, Fenerbahçe'nin böyle bir mukayeseyi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz beni yanlış anlamasın ama belki de can acıtsın diye yapıyorum. Neden can acıtsın diye yapıyorum? Gerçekleri ortaya koymak için. Yani böyle hep pembe tablo çizen insanlardan olmak istemiyorum. Hep mukayesenin, Fenerbahçe'nin baz aldığı kimdir? Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır, Trabzon'dur, değil mi? Ben şimdi söylüyorum. Seri transferi, Enzonzi transferi, iki pozisyondaki iki oyuncuya da Fenerbahçe'nin iliklerine kadar ihtiyacı var. Tabii. O bölgedeki Tolgay'ın, Tolgan, Mehmet Ekic'in, Emre Belözoğlu'nun, Ozan Tufan'ın, bunların hiçbirisi Fenerbahçe taraftarında ne Seri ne Enzonzi etkisi yapar. Demek ki senin planlaman yok. Galatasaray, ben hani şimdi Galatasaray'ı öne çıkarım amacında falan değilim. Geç de olsa bir şekilde planlamasını yapıyor. Enzonzi transferi, işte Seri transferi. Olması yüksek ihtimal diye düşünüyorum halen ben, dünkü Ahmet Bulut'un açıklamalarından sonra. Falcao transferi ve bunun öncesinde senle Berkay'la yaptığımız transfer programlarımızda Babel'i, Adem Büyü, Cimi Durmaz'ı, Emre Mor'u, Şener Özbayraklısı, bunlar Ozon Vafor'u, soru işaretidir, bak bekleyeceğiz göreceğiz. Bunlar orta, kısa ve uzun vadede Galatasaray'ın bir planı olduğunu gösterir. Tabii, dönüyorum geliyorum. Geçen seneden başladı. Bravo. Dönüyorum geliyorum Beşiktaş'a. Sıkıntılı bir kasa var ve bu kasanın mevcutlarıyla, elindekilerle bir şeyler döndürmeye çalışan başkan ve Abdullah Avcı'nın ekibi var. Tyler Bolt transferi için kötü diyebilir miyiz? Yok. Kesinlikle iyi bir transfer olduğunu yani söyleyebiliriz. Süper Lig seviyesi için iyi tabii. Sol bek ve stopere yapılan transferler için nokta atışı diyebilirim. Zaten elinde bir kadrosu var. Yani Burak'ın sakatlığında, işte Karius'un sakatlığında, Dorukhan'ın, Oğuzhan'ın formsuzluğunda Dorukhan'ın yanına bir partner arayabilir. İki dokunuş Beşiktaş'ı farklı hale getirir. Ama Beşiktaş mevcutlarla sahaya çıkardığı 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya mevcutlarla çıkaracağı 11 arasında yine birlikte oynama pratiğinden tut, saha içindeki ürüne kadar fark olduğunu düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'de basınla ilişkiler konusunda da şimdi yeni bir dönem başladı sonuçta. Hı hı. Ali Koç ilk senesinde tabii ki bazı hatalar yapmıştır. Hoca seçimi, daha sonraki idari, profesyonellerin idari seçimi, hamleler, yani illaki hataları olmuştur. Herkesin ama gibi. Bu sene sanki hataya tahammül yok gibi. Hem Fenerbahçe taraftarında hem camiada. Kesinlikle. Peki bu medya ile ilişkileri sence nasıl etkiliyor? Yani biraz daha iyi olabilir miydi? Özellikle transfer haberleri konusunda basınla daha çok bir araya gelme, hı hı, konusunda, Ersun Yanal'ın basınla ilişkileri konusunda kirliliği biraz daha ortadan iyi kaldırmak. Evet, çünkü peki, bilgi kirliliği var sürekli. İki tane isimden bahsettim. Hı hı. Başkan ve hocadan bahsettin. Hı hı. Sence ikisinin arasındaki ilişkiler ne seviyede? Ben i̇şte sana bir şey hatırlatayım istersen, ondan sonra cevabını bekleyeyim. Çok özür diliyorum, sözünü kestim. Takım iyi, hı hı, elindeki kadroyu, hoca bu kadroyla da bir şeyler yapmalı veya yoluna devam etmeli. Kimse takımın kötü olduğunu söylemeyen veya bu mealde açıklamalar yapan bir başkan izliyor muyuz profilini? Yani evet. Şu an öyle. Peki hocanın buna karşı mesajı, sözlü mesajı yok ama bazen de mesajlar sözlü olmasına, hı, gerek yok. Israrla Jailson'u stoper oynatırsan, ısrarla Dirar'ı sol bekte oynatırsan. O biraz da mecburiyetten oldu Dirar ama yani Cebrail biraz daha hani genç diye. Tabii belki. Kesinlikle sana katılıyorum ama nerede, niye bu örneği verdiğimi söylersem, iki gün antrenmanla Dirar geldi Bayern Münih maçında bize katkı sağladı. Hayır, sağlamasın. Kavga etti seyirciyle, tartıştı, evet, seyirciyle. O olayın gerçekleşmesinde biraz da hocanın payı olduğunu düşünüyorum. Genç çocuğa ver şansı. 6 gol yemezsin de 7 yersin, 8 yersin. Kimsenin seni zaten neticeden sorguladığı yok. Belki onu kazanacaksın. Abdülcebrail'i kazanacaksın belki. Yani bu nedenle de aslında senin söylediğin basınla ilişkilerden önce en üstten en aşağıya kadar birbirleriyle olan ilişkilerinde de bir mutlaka bence bir düzenleme, bir check etme yapılmalı. Ha, bu söylediğimi kimse yanlış anlamasın. Ben Fenerbahçe'nin iç işlerini sorgulamıyorum. Dışarıdan gördüm. Yanılıyor olabilirim de. Ama şu var. Senin söylediğine geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarı artık başarı bekliyor. Evet. Öyle. Onu aldık. Uyumadı. İşte şurada eksiğimiz var. Transfer yapamadık. Edemedik. Paramız yok. Fenerbahçe taraftarı
İliklerine kadar bu kulübe her şeyini verdi. Bak iliklerine kadar verdi. Vermeye de devam ediyor ve bence edecekti. Hiç örneği görülmemiş bir taraftar profili çizdi. Bu kadar aidiyet eşiği yüksek ki bir taraftar yok. Kampanyada ulaşılan rakamlar da şu ana kadar 25 milyon eurodan bahsediliyor yani. Görülmüş en büyük rakamlar. Yani bu Fenerbahçe kulübünün ve taraftarının başarı istemesi çok doğal yani Fenerbahçe tarafı. Ya Fenerbahçe kulübünün taraftarının büyüklüğünü ispat etmeye hiçbir şey yok. Zaten baktığınız zaman çok rahat görebiliyorsunuz ama bize ufak bir referans dersen en yakın tarihte bu kampanyayı söyleriz. Evet. İliklerine kadar her şeyini vermiş Fenerbahçe taraftarının artık adı ne olursa olsun kulüp başkanına, adı ne olursa olsun teknik direktöre, adları ne olursa olsun oyuncu grubuna kraliçe azdır.